Türkiye'nin hayalet uçağı F-35. F-35 2040'lı yıllarda dünyanın en önde gelen avcı uçağı olması için tasarlanmıştır. Ayrıca havadan havaya yeteneği olarak F-22'den sonra gelen tek uçak olarak da planlanmıştır. F-35 tasarlanırken istenilen özellikler ise şunlar olmuştur. Geçmişteki avcılardan 4 kat daha fazla etkili havadan havaya mücadele, 8 kat daha etkili karaya saldırı, 3 kat daha etkili stratejik keşif ve hava savunması. Manalı olarak bu yetenekleri geçmişte kalan uçaklardan daha küçük ayak izi, radar izi ve daha uzun menzille yerine getirmelidir. Uçak Amerika Birleşik Devletleri donanmasının Vestol ihtiyacı nedeniyle tasarlanmıştır. AV-8 Harrier 2 uçağının başarısızlığı, yerine başka bir uçak aranmasına neden olmuştur. Ayrıca NATO ülkelerindeki F-16'ların yerini doldurabilecek yeni bir ticari savaş uçağına ihtiyaç vardı. Böylece Birleşik Devletler hem para kazanacak hem de sattığı klasik kalkış yapabilen uçaklardan kendi için ürettiği Vestol uçakların maliyetini çıkarabilecekti. Diğer ülkelere F-22 satışı olmadığından doğal olarak talep bu uçağa yönlenecektir. F-35 2040'lı yıllarda dünyanın en önde gelen avcı uçağı olması için tasarlanmıştır. Ayrıca havadan havaya yeteneği olarak F-22'den sonra gelen tek uçak olarak da planlanmıştır. F-35 tasarlanırken istenilen özellikler ise şunlar olmuştur. Geçmişteki avcılardan 4 kat daha fazla etkili havadan havaya mücadele, 8 kat daha etkili karaya saldırı, 3 kat daha etkili stratejik keşif ve hava savunması. Manalı olarak bu yetenekleri geçmişte kalan uçaklardan daha küçük ayak izi, radar izi ve daha uzun menzille yerine getirmelidir. Uçak Amerika Birleşik Devletleri donanmasının Vestol ihtiyacı nedeniyle tasarlanmıştır. AV-8 Harrier 2 uçağının başarısızlığı, yerine başka bir uçak aranmasına neden olmuştur. Ayrıca NATO ülkelerindeki F-16'ların yerini doldurabilecek yeni bir ticari savaş uçağına ihtiyaç vardı. Böylece Birleşik Devletler hem para kazanacak hem de sattığı klasik kalkış yapabilen uçaklardan kendi için ürettiği Vestol uçakların maliyetini çıkarabilecekti. Diğer ülkelere F-22 satışı olmadığından doğal olarak talep bu uçağa yönlenecektir. Savaştaki her amaç için farklı uçak geliştirmenin masraflı olmasından dolayı tek bir uçağın tüm görevleri yerine getirmesi amacıyla tasarlanan bir savaş uçağıdır. Aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri'nin son insanlı savaş uçağı projesidir. Uçak F-22'de kullanılan teknolojilerden faydalanılarak üretilmiştir. Radardaki izi F-22 kadar küçük olmasa bile günümüz uçaklarından düşüktür. Bunu sağlamak için silah istasyonları gövdenin içine saklanmıştır. Tek kişilik ve tek motorludur. F-35 2040'lı yıllarda dünyanın en önde gelen avcı uçağı olması için tasarlanmıştır. Ayrıca havadan havaya yeteneği olarak F-22'den sonra gelen tek uçak olarak da planlanmıştır. F-35 tasarlanırken istenilen özellikler ise şunlar olmuştur. Geçmişteki avcılardan 4 kat daha fazla etkili havadan havaya mücadele, 8 kat daha etkili karaya saldırı, 3 kat daha etkili stratejik keşif ve hava savunması. F-35, 31 bin kilogram maksimum kalkış ağırlığı ve 1.6 Mach üzerinde bir azami hıza sahiptir. Lightning II, yerini alacağı hafif avcılara göre oldukça ağırdır. Sahip olduğu modern motor sayesinde %60 daha fazla itici güç sağlar. Böylece güç ağırlık oranı ve kanata yükleme, göreceli olarak donanımlı bir F-16'ya çok daha yakındır. Uçağın parçalarının %80 inip paylaşan 3 farklı yapılanması üretilmektedir. F-35A, geleneksel kalkma ve inme. F-35B, kısa kalkış dike iniş. F-35C, uçak gemileri için tasarlanmış versiyon. Teknik özellikleri aşağıdaki gibidir. Thank you.